merhabalar. Liseye geçen öğrencilerime tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle lise eğitim öğretim yılınıza hepinize başarılar diliyorum. İlk olarak arkadaş edinmede acele etmeyin. Sınıfı ve arkadaşlarınızı tanıdık, tanıdıktan sonra arkadaş edinilmeli. Kötü alışkanlıkları olanlardan kesinlikle uzak durmalısınız arkadaşlar. Arkadaş edineceksiniz tabii ki ama acele etmemenizde fayda var. İkinci olarak devamsızlığa dikkat edin arkadaşlar. Liselerde devamsızlık çok önemli. Devamsızlıktan sınıfta kalan öğrenciler çok oluyor. Devamsızlık özürsüz olarak 10 gün, özürlü olarak 20 gün, toplamda 30 gün devamsızlık hakkınız var. Teşekkür takdir belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık 5 günden fazla olduğunda alamıyorsunuz. Devamsızlık yapacaksanız veli dilekçesi var. Veliniz geliyor, idareye bir dilekçe veriyor. Ee, o dilekçe ile izinli sayılıyorsunuz ve özürlü devamsızlık yapmamış sayılıyorsunuz. Bunu mutlaka göz önüne alın. Devamsızlığınız, işiniz varsa okula gidemiyorsanız kesinlikle ya rapor alın ya da veliniz dilekçe ile izin alsın. 5 günden fazla devamsızlık yaparsanız belge alamazsınız. Notlarınızı yüksek tutun. Notlarınızı yüksek tutun. 9. sınıftan sonra nakil yapacaksanız ve yerel yerleştirme ile yerleşmişseniz yıl sonu başarı puanına göre arkadaşlar yıl sonu başarı puanınıza göre nakil olacağınızdan notlarınızı yüksek tutmalısınız. Lisede sınavlar genelde klasik sınav metodu uygulandığından günü gününe çalışmalı. Sınavları son gününe bırakmamalısınız. Çünkü sınav haftası var. O sınav haftasında günde en az iki sınav alıyorsunuz. O şekilde sınavlarınız bitmiş oluyor. Ortaokuldaki alışkanlıklardan kurtulmalısınız arkadaşlar. Örneğin, "Başlık ne hocam? Yazacak mıyız hocam? Kaç yaprak defter alacağız?" gibi sorulardan artık kurtulmalısınız. Bu sorular sizi gülünç duruma düşürecektir. Tatil rehavetinden çabuk kurtulun. Bir an önce derslere çalışmaya başlamalı. Liseyi kazandın diye üniversite kazandım havasına girilmemeli. Unutulmamalı ki lisede sınıfta kalmak var arkadaşlar. Rehaveti bir an önce üzerinizden atmalısınız. Öğretmenlerle iyi geçinin. Lisede disiplin yönetmeliği vardır. Kavgada veya öğretmenlere saygısızlığınızda okuldan atılabilir veya sicilinize bu yaptığınız işlenebilir. İleride yurtlarda kalamazsınız. Herhangi bir ee, askeri liselere falan müracaat edecekseniz bu önünüze çıkacaktır arkadaşlar. Ceza almışsanız oralara müracaat edemiyorsunuz. Spor, müzik, resim gibi sosyal faaliyetlere katının. Lisede sportu faaliyetler yani futbol takımı, basket takımı, voleybol takımları olacaktır. Oraya müzik grupları, tiyatro grupları gibi sosyal etkinlikler, resim atölyeleri olacaktır. Sosyal etkinlikler olacaktır. Enerjinizi bu sosyal aktivitelerde harcamanızı size öneriyorum. Arkadaşlar, hepinize iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hep